Merhaba değerli Hilal TV izleyicileri, Algı ve Gerçek programına hoş geldiniz. Bu programda Profesör Doktor Şinasi Gündüz hocam ile fitne kavramını ele alacağız. Hocam merhaba. Merhabalar. Hocam fitne kavramını ele alalım bugün. Kur'an-ı Kerim'de pek çok kez zikredilen bir ifadedir. Tem olarak iki anlam verilir. Bir tanesi imtihan anlamındadır. Ateşle altını eriterek hakikatliğini gerçek tespit etme açısından bir bağlam kurulur. Bir diğer anlamı ise bela ve musibetler şeklinde. Tabii pek çok diğer farklı anlamlar da vardır ama ana hatlarıyla bu iki şekilde ortaya çıkıyor. Fitne kavramını tanımlayarak başlayalım hocam. Ne demektir fitne? Şimdi tabii sizin ifade ettiğiniz gibi yani İslami literatürde özellikle Kur'an-ı Kerim'de yani kullanılan temel kavramlardan bir tanesi fitne kavramı. Bu literatürde yani İslami literatürde bu daha ziyade işte imtihan insanın denenmesi, sınanması çerçevesinde söz konusu olan bir imtihan unsuru olan şey anlamında kullanılıyor. Ki bu bağlamda aslında insanın işte sadece işte bela veya musibet anlamında başına gelen şeyler değil. Aynı zamanda işte bir takım kendisine verilen şeyler de yani kendisine nimet olarak verilen şeyler de bir yerde işte bir fitne olarak yani bir imtihan unsuru olarak zikrediliyor. Bu genel anlamda işte İslami literatürde geçen anlamı fakat bir de tarihsel süreç içerisinde bunun bugüne kadar gelen süreç içerisinde ortaya çıkan bir başka anlamı var. Ki bu anlamda daha ziyade sosyal siyasal içinde bulunduğumuz durumdan hareketle üretilen bir anlam. İşte insanın bir şekilde içinde yaşadığı düzenin bozulması, kaos, bozgunculuk, işte ayrılıkçılık, insanların birbirine düşmesi, insanlar arasındaki o ahengin düzenin bozulması, bütün bunlar da fitne anlamı, fitne kavramıyla ifade edilmeye çalışılmış. Yani fitne bir bakıma insanın sosyal ve siyasal yaşantısındaki düzenin tarumar olması, bozulması, insanların birbirlerine düşmesi, insanlar arasındaki işte her türlü çatışma ortamının teşekkül etmesi ya da ortaya çıkması bunlar fitne olarak görülmüş. Yani fitne kavramında dolayısıyla tarihsel süreç içerisinde böyle bir anlam genişlemesi söz konusu olmuş diye düşünüyoruz. Hocam Arapça kavram itibariyle fitnenin madeni, altını ateşle eritmek ve böylece orijinalini ortaya çıkmak yönünden ateşe vurgu yapılması yönüyle hem bir imtihan hem de yakıcı bir durum ifade etmesi düşünüldüğünde bu bir olumsuz zor durum mu anlamına mı gelir her zaman? Şimdi şöyle tabii yani bu hani fitne teriminin ya da bunun işte çoğul olan fiten teriminin kökünü oluşturan o fiilin anlamı o. Yani özellikle işte altının ateşte eritilerek bir şekilde onun saflığının ortaya çıkması. Şimdi burada tabii bir eritme olayı var, bir ateşten geçirme olayı var ve bütün bu işlemin sonucunda onun bir saflığının ortaya çıkması var. Yani burada kelimeye hani Kur'an-ı Kerim'in o yüklediği imtihan, deneme, sınama ve imtihan yoluyla işte insanların bir bakıma saflıklarının ortaya çıkması anlamı biraz bu kök anlamıyla yakından ilişkili. Çünkü gerçekten bu anlamına baktığımızda aslında mesela başımıza gelen bütün musibetler, bütün felaketler, belalar, işte hastalıklar, sadece bunlar değil, sahip olduğumuz şeyler, işte mallarımız, ailelerimiz, çoluk çocuklarımız, iktidarımız, koltuğumuz, gücümüz değil mi? Bütün bunlar aslında bir yerde bizim için bir imtihan vesilesi. Yani bir yerde sınanıyoruz, deneniyoruz. Ve bu deneme de
çok çeşitli yönlerden oluyor. Bazen mesela başımıza gelen bir felaketten acı çekerek, ıstırap çekerek, o felakete karşı direncimiz, sebatımız, yani ne kadar hakkın, doğrunun yanında yer alıyoruz, ne kadar ne diyelim işte hakkın, hakikatin peşinde gitmekten uzak duruyoruz, hangi noktalarda pes ediyoruz, hangi noktalarda direnç gösteriyoruz, bu bazen bu olaylarla ortaya çıkıyor. Bazen de elimizde bulunan güçlerle bu oluyor. Değil mi? Mesela güç bizi azdırıyor mu? Bizi kendimizden mi geçiriyor? Yani aklımızı başımızdan mı alıyor? Hani sahip olduğumuz iktidar örneği, sahip olduğumuz mesela makam, koltuk, para, işte güç, yani insan gücü ya da ekonomik veya askeri güç bizi bizden mi geçiriyor? Kendi değerlerimize yabancılaştırıyor mu bizi? Ki burada da ciddi bir sınama ve deneme vardır, ciddi bir imtihan vardır. Yani Allah insanı tabir caizse hem bazen yoklukla imtihan eder, bazen de varlıkla imtihan eder. Değil mi? Bazen acıyla, çileyle, hastalıkla, musibetle imtihan eder. Hani başımıza gelen felaketler en azından bir mümin perspektifinden baktığımız zaman bizim için bir imtihan unsurudur. Biz öyle görürüz. Bazen de bizi sağlıkla, güçle, zindelikle, elimizde olan o şeylerle, yani ne diyelim, artı değerlerle bizi imtihan eder. İşte bütün bu imtihan vesilesi olan şeyler birer fitne unsuru olarak zikredilir ki fitne kavramı burada olumsuz bir anlamdan ziyade aslında bir imtihan, deneme, sınama anlamına gelmektedir. Oysa kavramın ilerleyen tarihsel süreçte biraz da olumsuz bir kavram olarak ön plana çıkması sosyal siyasal hayatımızdaki, yaşantımızdaki ortaya çıkan bir takım tecrübelerden de kaynaklanıyor. Yani bu çerçevede işte her türlü sosyal yaşantımızdaki işte ayrılık, tefrika, bölünme, insanların birbirlerine düşmesi, düzenin ortadan kalkması, kaosun ortaya çıkması, insanlar arasında işte efendim dedikodudur, gıybettir, hasettir, çekememezliktir, birbirlerine karşı nefrettir, dışlayıcı bazı tavırlar, tutumlardır. Bütün bunlar aslında fitne unsuru olarak ya da fitneleri tetikleyen unsurlar olarak hep algılanmış. Hocam genelde toplumda yaygın olarak fitne çıkarmak yönüyle evet, ikinci anlamını daha fazla kullandığını görüyoruz. Ben bu hususu altın çizmek için bu konuyu biraz daha gündemde tutmak istiyorum. Evet. Belki ilerleyen bölümlerde ele alacağız ama örneğin mallarımızın ve çocuklarımızın bizim için bir fitne sebebi olması. Yani bahsettiğiniz gibi sadece olumsuz değil, olumlu bir takım kazanımlarımız da bir fitne aracısı olarak bizim için bir imtihan sebebi olabiliyor. Tabii Kur'an-ı Kerim öyle diyor. İşte mallarınız ve evlatlarınız sizin için birer fitnedir diyor. Şimdi malların ve evlatların fitne olması, bunların olumsuz anlamda bir çağrışımla hayatımızda yer alması anlamına gelmiyor mutlaka. Ama bunların birer imtihan vesilesi olması, imtihan unsuru olması. Çünkü bize verilen mal mülk ya da bize verilen evlatlar, çocuklar, aileler aslında Allah'ın bize emanet olarak verdiği şeylerdir. Değil mi? Mümin bunları birer vediyetullah olarak görür. Yani Allah'ın birer emaneti olarak görür. Dahası Allah'ın bunlarla kendisini sınadığını, yani hamdını, şükrünü nasıl gerçekleştiriyor insan? Bunlar, yani sahip olduğu bu değerler vesilesiyle, vasıtasıyla Allah'a hamdı mı artıyor? Yoksa bunları bir şekilde kendisini işte dünyaya bağlayan, Allah'tan uzaklaştıran bu çerçevede birer değer olarak mı hayatında tutuyor? Bu açıdan işte birer imtihan unsuru. Bundan dolayı işte bunların birer fitne, yani birer imtihan unsuru olduğu Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Bu durumda gerçekten fitne kavramı çok ilginç bir Kur'an'ı kavram olarak. Nitekim mesela hemen bir başka mesela ayet-i kerime geldi hatırıma, onu da söyleyeyim. Mesela Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Cenab-ı Hak işte altın ve gümüşü biriktirip de işte Allah yolunda infak etmeyenlerden yarın, işte etmeyenlere yarın işte azap edilecek, işte alınları, böğürleri dağırlanacak ve denilecek ki işte buyurun kazandığınızı alın, karşılığını alın denilecek, deniliyor. Şimdi burada dolayısıyla bize verilen aslında mal mülk veya altın gümüş, işte para pul, servet bir yerde bizim için bir imtihan unsurudur.
Nasıl imtihan unsurudur? Bu sadece kişisel anlamda hani malımıza mal kattığımız, servetimize servet kattığımız değerler değildir. Bunların bize verilmesinin bir sebebi hikmeti Allah'a ya da Allah yolunda bunları, yani Allah'a götüren yolda insanları bunları harcamak, infak etmektir. Yani mümin bir bilinç bu şekilde bakar. İşte servetine, malına, mülküne. Yani Allah için harcanması gereken değerler olarak görülür. Kendisine emanet edilen şeyler olarak görülür. Bu bence çok yani önemli. Sadece mal mülk değil, evlatlarımız, çocuklarımız da öyle. Onları mesela biz nasıl yani görüyoruz, değil mi? Yani onların bize emanet olarak verilmesi çerçevesinde bu emanete nasıl bir muamelede bulunuyoruz? Emanetin kadrini, kıymetini biliyor muyuz? Emanete ne diyelim bir şekilde gerektiği çerçevede davranıyor muyuz? Mesela onlar işte Allah yolunda yetiştirmek, Allah yolunda bir şekilde yönlendirmek açısından elimizden geleni yapıyor muyuz? Dahası bireysel olarak bu bize verilenlerden dolayı Allah'a hamd ediyor muyuz? Allah'a şükrediyor muyuz? Allah'ı daha bir hatırlıyor muyuz? Yoksa bunlar bizi azdıran, böyle azgınlaştıran, kendimizden geçiren, hani aklımızı böyle başımızdan alıp ne bileyim havalarda bizi dolaştıran ve bizi bir aymazlığa, bir gaflete, ne bileyim işte nefsimize zulmetmeye sevk eden birer değer haline mi geliyor? Bir ayet-i kerimede yine şöyle diyor Cenab-ı Hak, hani bir insan tipinden bahsederken diyor ki, işte mesela öyle insanlar vardır ki çocuklar yoktur, Allah'a dua ederler işte. Ey Allah'ım ne olur işte bize bir evlat ver. İşte bize bir çocuk ver. İşte sana hamd ederiz, şey yaparız. Ama diyor Allah onlara bir çocuk, evlat verdiği zaman bu sözlerini unuturlar. Hemen diyor onu Allah'a ortak koşmaya başlarlar. Yani aslında kendisine araç olarak verilen, amaç olarak değil, bir imtihan unsuru olarak verilen evlat, bakıyorsun bir müddet sonra insanın yaşamında bir artık amaca dönüşüyor. Bir gayeye, hedefe dönüşüyor. Ve o amaca dönüştüğü için de Allah'ı unutuyor. Allah'a karşı görevlerini unutuyor. İşte bakın bütün bu açılardan baktığımız zaman o ayet-i kerime çok daha zihnimizde anlam itibarıyla daha bir anlamlı şekilde oturuyor. Yani evlatlarımızın ve mallarımızın bizim için aslında Allah tarafından bize verilen bir fitne olduğu, yani bir imtihan unsuru olduğu, bu imtihanın ne çerçevede yaşantımızda gerçekleştiği daha bir zihnimizde oturmuş oluyor. Bu durumda şöyle diyebilir miyiz hocam? Gerek nimetler ya da musibetler bağlamında imtihan boyutuyla olsun, gerekse musibet ve bozguncu ortamlarındaki durumda olsun, fitne karşısında Müslümanın tutumu, duruşu, onun kulluk bilincini ortaya çıkardığı gibi. Tabii. Ateşteki altının saflığını ortaya çıkardığı gibi. Tabii, kesinlikle. Şimdi yani bakın mesela kavram. Mümin insanın yaşamında aslında bütün hayat Allah'ı idrak etme, zikretme ve bu zikrin bir parçası olarak da ona hamd etme çerçevesinde geçer. Hani peygamberimizin bir hadisine de yansımıştır ya, işte mümin insan açısından düşünüldüğünde sözün başı Bismillah'tır, sonu da Elhamdülillah'tır, değil mi? Yani aslında bizim bütün yaşantımızın başlangıcını ve sonunu ifade ediyor. Sözümüzün başını ve sonunu ifade ediyor. Allah'ın adını zikretmek, hatırlamak ve ona hamd etmek, şükretmek. Hayatımızın gayesi bu aslında. Yani insan olarak. Çünkü bizi yaratan irade, yaratılış amacımızı zaten Allah'a kulluk olarak, kendisine kulluk olarak zikrediyor. Yani işte insanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Amacımız Allah'a ibadet. Şimdi böyle olunca dolayısıyla o mabudumuzu hatırlamak, onu zikretmek, onun ismini bir defa her an yaşamımızda hatırlayarak, hatırda tutarak hayatımıza ne diyelim yön verecek bir değer haline getirmek ve her türlü başımıza gelen hadisede, bakın sadece nimette demiyorum, her türlü hadisede de Allah'a hamd etmek, şükretmek, bu çok önemli. Şimdi bunun için işte bakın mesela işte o fitne, imtihan kavramları çok anlamlıdır yani yaşamımızda. Şimdi biz öyle ki mesela fitneyi sadece biz şu anda siyasal bir
işte bozgunculuğa, değil mi? Yahut işte bireyler arasındaki dedikoduya, işte gıybet, çekiştirme, dedikodu. Buna mesela sadece hasrettik. İşte fitne fücur adam denilir mesela, değil mi? Türkçe'de çok yaygın olarak kullanılır. İşte bunlar fitne çıkarıyorlar, fitneciler falan. Fitneyi bu anlamda kullandık. Oysa fitnenin asıl o imtihan olma ve imtihan aracı olan şeyler anlamına bir tarafa bıraktık. Bunu bir tarafa bıraktığımız için çoğu zaman aslında yaşantımızda diğer kavramları da buna paralel olarak dönüştürdük. Yani böyle bir bunun bir şeyi var. Mesela hamd kavramı da böyle bir şey. Şimdi mesela Allah'a niye hamd edilir? Elhamdülillah. İşte yemek yeriz, oh karnım doydu, elhamdülillah. Güzel efendim ne bileyim bir nasiplenmişizdir bir şeyden. Cebimize para girmiştir, makam koltuk sahibi olmuşuzdur. Oh elhamdülillah. Ama hastalık, efendim işte kıtlık, yoksulluk, başımıza gelen bir musibetten sonra elhamdülillah Allah'ım demeyi unuturuz çoğu zaman. Çünkü ya hastalığın neyine hamd edeyim ben, haşa haşa diye bir düşünce var hayatımızda, değil mi? Hastalığın ben nesine hamd edeyim? Oysa aslında hayatın o da bir parçası yani. İmtihanın bir parçası, değil mi? Yani hastalık da bir imtihan unsurudur. Sağlık da bir imtihan unsurudur. Para, pul, mal, çoluk, çocuk, bütün bunlar da birer imtihan unsurudur. Bunun dışındaki olan şeyler, işte ne bileyim çoluk çocuğun olmaması, ne diyeyim fakirlik, işte yoksulluk, hastalık, musibet, her neyse ya da böyle görülen şeyler, bunlar da birer imtihan unsurudur. Dolayısıyla aslında bütün bunların birer imtihan unsuru olduğunu düşünen mümin bir bilinç, Müslüman bir zihin, her zaman Allah'ı zikretme, hatırlama ve ona hamd etmeyi bu imtihandan olumlu olarak bir ne diyelim olumlu bir süreçle çıkma ya da bu imtihandan başarılı olma açısından olmazsa olmaz bir yol olarak görür. Bunun için mesela Hazreti Peygamber'in o şeyi çok önemlidir. Sözün başlangıcı Bismillah'tır, sonu da Elhamdülillah'tır. Tabi bu sadece sözümüz için değil, hayatımız da böyle. Yaşamımız da böyle. Hayatta her şeye baktığımız zaman bütün aslında müminin yaşantısı Bismillah ile Elhamdülillah arasında geçer. Yani Allah'a hamd etme, şükretme, teşekkür etme ve onu zikretme. Onun adını hatırda tutma. Allah'ın adıyla her şeye başlama. Bu çok önemli. Evet, yani yaygın olarak olumsuz bir anlam gibi görünen fitnelerin gerçekten çok ilginç bir durumu çıkardığını fark ettik böylece. Ve ana hatlarıyla kavram tahlili yapmış olduk. Şimdi hocam biraz da... Ben sözünüzü burada bağla keserek, mesela Kur'an-ı Kerim'de bu olumsuz anlamda kullanılan şeyler de var. Mesela şeyi hatırlıyorum. Yanılmıyorsam işte fitne katilden beterdir. Yani fitne cinayetten beterdir. Hani daha kötüdür. Mealinde mesela bir ifade de var Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi tabi burada hani ayetin bağlamına falan baktığımız zaman burada da şunu görüyoruz. Yani toplumun içerisinde işte insanları Allah'ın dininden döndürmeye çalışmak, bozgunculuk yapmak, efendim sırf Allah'a iman ettikleri, inandıkları için işte insanları cezalandırmaya, insanlara eziyet, eza etmeye çalışmak, Allah'ın dinine giden yolların önünde engel olarak durmak, bütün bunlar da birer fitnedir. Yani Kur'an-ı Kerim hani fitnenin bu anlamına da dikkat çekiyor. Ve bu bağlamda bakıldığında aslında fitnenin cinayetten daha beter olduğu, değil mi? Daha kötü olduğu, suç olduğu, değil mi? Daha büyük bir suç olduğu tabii burada da belirtiliyor. Yani Kur'an-ı Kerim'den bu anlamına da işaret var baktığımız zaman. Ama hani fitnenin tek anlamı bu değil. Hani sadece buna dikkat çekmeye çalıştım. Bundan dolayı işte hani o sizin ifade ettiğiniz ayet-i kerimede işte evlatlarınız, mallarınız sizin için birer fitnedir derken, o halde evlatlarınız kötüdür, mal mülk kötüdür, ne yapmak lazım o zaman? Çoluk çocuk sahibi olmamak lazım, mal mülk sahibi olmamak lazım gibi bir anlam çıkmaz oradan. Oradaki onun anlamı, fitnenin anlamı imtihan unsuru olmasıdır. Denenme, sınanma vesilesi olmasıdır. Onu öyle almamız yani lazım. Bu açıdan aslında hayatımız zaten bir imtihan yaşamıdır ve sahip olduğumuz bütün değerler de bizim için bu imtihanın birer aracıdır, birer vesilesidir. Dolayısıyla bu imtihandan
başarılı bir şekilde çıkmak için imtihanın gereğini yerine getirmek gerekiyor. Bu da nedir? İşte bu da Allah'ı hatırlamaktır. Her an Allah'ı hatırla tutmaktır. Ve her an başımıza gelen her şey için, olumlu ya da olumsuz her şey için Allah'a şükretmeyi, hamd etmeyi bilmektir. Yani bu imtihandan başarılı çıkmanın yolu bu. Evet. Kur'an çerçevesi bu şekilde analiz edebiliriz fitne kavramını. Bir de hocam bir fitne anlatısı, rivayetler, bir hadis geleneğindeki anlamı bir kitab-ı fiten, fiten edebiyatı, fiten hadisleri şeklinde pek çok farklı metinler de ortaya çıkmış. Doğru. Fitne anlatılanı içeren. Bunların dini literatürdeki yeri ve önemi nedir hocam? Şimdi tabii bizde hani fiten literatürü dediğimiz çok ciddi bir literatür var. İşte Kitabul Fiten falan diye başlıklandırılan veya işte hadis literatürlerinde işte fiten babları vardır, fiten bölümleri vardır. Bunlar çok önemli bir literatürümüzde yer tutar. Bunlar daha ziyade bugünden başlayarak geleceğe matuf, ortaya çıkacağı beklenilen, düşünülen bir dizi işte müminlerin yaşantısında imtihan unsuru olan hadiseler. İşte genellikle de böyle olumsuz çerçevede ortaya çıkan hadiseler. Bunlarla ilgili anlatılardır bunlar. İşte özellikle mesela işte ahir zamanda vuku bulacak olan olaylar ve bazı ne diyelim bu olaylarla ilişkili durumlar bu konuda söz konusu olur. Kıyametin işte hemen öncesinde ortaya çıkacak olan bir takım belalar, musibetler ki bunlar gerek kozmik düzlemde olabilir. İşte yani kozmik düzlemde işte kıtlıkların artması, yangınların, sellerin, afetlerin vesaire işte depremlerin artması. Gerek ahlaki düzlemde olabilir. İşte ahlaki düzlemde insanların işte özellikle olumsuz ahlaki tutum ve davranışlarının ortaya çıkması çerçevesinde olabilir. Gerekse de bir takım işte insan alışkanlıkları ve davranışları konusunda ve insanlar arası ilişkiler konusunda ortaya çıkabilir. İşte savaşlar, tefrikalar, insanların birbirine düşmesi falan. Şimdi dolayısıyla bu konuda çok geniş kapsamlı bir mesela hadis kitaplarında geniş kapsamlı bir anlatı vardır baktığımız zaman. Bu fiten bahsinde anlatılan olaylar içerisinde Hazreti Peygamber birçok hadisinde işte ahir zamanda yani içinde bulunduğumuz ahir zamanda kıyamet öncesi dönemde ortaya çıkacak bu hadiselere bir şekilde işaret eder. Dahası bizde işte bu Kitabul Fiten başlıklı bir takım eserlerde bu çerçevedeki işte anlatılar üzerine adeta bir gelecek dönem kurgusu yani yapılır. Bu çerçevede tabii fiten hem işte deneme, sınama, imtihan anlamında ama hem de bela, musibet, insanların bir şekilde yani yaşamlarına olumsuz olarak akseden, bu olumsuzluklar karşısında insanların imtihan edildiği, hani bu olumsuzluklarla yüz yüze olma karşısında insanların imtihan edildiği durumlar bağlamında yani kullanılır. Yani fiten bahsinde anlatılan hadiselerin, olayların, durumların genel anlamdaki anlamı bu şekildedir. Daha çok geleceğe dönük bir tahmin gibi görünüyor. Yani gelecekle ilgili anlatılar. Hani biz buna mesela dinler tarihinde eskatolojik anlatılar diyoruz hatırlarsanız. Yani eskatoloji gelecekte vuku bulması beklenilen olaylar, durumlar bilimi diye belki Türkçe'ye çevrilebilir. Her inanç sisteminde, sadece İslam'da değil, her dinde bu gelecekle ilgili anlatılar çok önemli bir yer tutar. Değil mi? Gelecekle ilgili anlatılar. İşte bu fiten babına giren, bahsine giren olaylar da bu gelecekle ilgili anlatıların bir kısmını oluşturur. Tamamını değil, bir kısmını oluşturur. Özellikle işte olumsuz anlamda, musibet anlamında, bela anlamında, vuku bulacağı beklenilen olaylar ve durumlarla ilgili anlatılardır. Bu fiten kapsamına giren anlatılar. Tabii bunun dışında hani gelecekle ilgili anlatılar derken başka birçok şey de anlatılır. Öyle ki işte mesela efendim ne bileyim yani bir kurtarıcı beklentisinden işte bir altın çağı beklentisine kadar bütün bunların tamamını o gelecek dönem
beklentileri içerisinde dinlerde biz görüp inceleyebiliyoruz. Gelecek dönemde kastım belki biraz şuydu hocam. Yani daha ziyade kıyamet alametleriyle ilişkilendirilmesi söz konusu. Evet, bu doğru. Doğru. Bu tür hadis rivayetlerini nasıl değerlendirmek lazım bu çerçevede hocam? Şimdi kuşkusuz tabii bu tür, yani her bir hani hadisi, anlatılan hadisi kendi içerisinde belki değerlendirmek lazım. Çünkü bu konuda birçok şey anlatılıyor, birçok şey söyleniyor. Her bir hadiseyi kendi içerisinde değerlendirmek lazım. Ancak genel anlamda baktığımızda biz bu tarz hadislerde işte doğal düzenin bozulması, normalden anormale doğru, yani normalden anomaliye doğru bir sürecin ortaya çıkması, insanlar bu doğal düzen ve dengedeki bozukluğa paralel olarak insanların ahlaki tutum ve davranışlarında bir bozulmanın ortaya çıkması, öyle ki mesela yalancılığın artması, cinayetlerin artması, yani katillerin artması, aile ilişkilerinin mesela bozulması, saygı, sevgi, samimiyet, özveri, sadakat gibi kavramların ters yüz olması, ne bileyim işte insanlar arasındaki alışkanlıkların, tutumların bozulması, bütün bunlar aslında bir bakıma kıyamet alametleri olarak da işte kıyametin yaklaştığının bir alameti olarak insanların yaşamında tecrübe edecekleri hadiseler olarak hadis metinlerinde yer alıyor, hadis metinlerine girmiş. Şimdi hocam biraz artık fitne kavramı siyasal bağlamına da evet, değinmeye başlayalım. Kur'an perspektifini biraz daha artık taşarak. Evet. İlk kez hangi olay çerçevesinde hocam İslam tarihinde ortaya çıkıyor fitne kavramının kullanılması? Şimdi tabii İslam tarihinde fitne kavramının ilk defa ortaya çıkması değil de, çünkü Kur'an-ı Kerim zaten fitne kavramı geçiyor. Ama siyasal anlamda hani bu fitnenin işte siyasal bir kaos, kargaşa, işte insanlar arasındaki tefrika, insanların birbirlerine düşmesi, düzenin ortadan kalkması veya düzensizliğin, kaosun hakim olması tarzındaki bir anlamın yoğun olarak ortaya çıktığı dönem kuşkusuz işte Hazreti Osman'ın şehit edilmesi ve sonrası döneme tekabül ediyor. Çünkü Hazreti Osman'ın şehadeti gerçekten İslam tarihi çok önemli bir kırılma noktasıdır baktığımız zaman. Kırılma noktası diyorum ben, çünkü Hazreti Osman'ın o şehit olduğu, yani katledildiği hadiseye kadar geçen süreçte Müslümanlar arasında şu ya da bu şekilde bir birliktelik söz konusu. Yani bir rahatsızlıklar falan var ama özellikle Hazreti Osman'ın o yönetimi döneminde. Fakat bir şekilde o birliktelik devam ediyor. Ama Hazreti Osman'ın katliyle birlikte çok ciddi anlamda bir artık birbirine karşı bir güvensizlik, bir istikrarsızlık, işte ülkede bir kaos durumu, kamplaşmalar, gruplaşmalar, tefrika ortamı, dahası bütün bunları besleyen bir dedikodu, bir cadı kazanı adeta kaynaması söz konusu oluyor. Yani Hazreti Osman'ın katli hadisesi birçok fitnenin ortaya çıkmasını tetikleyen bir kıvılcım olarak görülüyor. Bu kıvılcım öyle ciddi bir kıvılcımdır ki işte daha sonra Hazreti Ali'nin katli gibi, daha sonraki dönemlerde Hazreti Hüseyin'in katli gibi, daha sonraki dönemlerde ne bileyim işte Emeviler, Abbasiler döneminde yaşanan bir sürü hadise, bütün bunların bir şekilde tetikleyicisi olacaktır. Çünkü bütün bu yaşanan olaylar, sonraki dönemde yaşanan olaylar bir şekilde ya doğrudan ya dolaylı olarak o hadiseyle mutlaka ilişkilendiriliyor. Mutlaka ilişkilendiriliyor. Bu bağlamda aslında o olayın ciddi anlamda bir kırılma noktası oluştuğunu söyleyebiliriz bu fitne hadiselerinde. Kaldı ki Hazreti Peygamber'e atfedilen yine bazı hadislerde işte aranızda işte fitnenin bir nehir gibi aktığını görüyorum tarzı sözlerde, işte mesela bazı İslam alimleri bunun işte o Hazreti Osman'ın katledilmesi ve sonraki dönemde de yaşanan işte bu Cemel, Sıffin falan, onlar da dahil, bütün bu işte olaylar zinciri bununla kastedilmiştir diyenler de vardır. Yani o dönemde yaşanan o hadise gerçekten fitne kavramının toplumsal bilince, siyasal bir kaos, kargaşa, siyasal bir tefrika, insanların birbirine düşmesi olarak girmesi ve bu anlamın zihinlerde yerleşmesi açısından
ciddi bir kırılma noktası olmuştur diyebilirim. Kavram olarak fitne kavramı bu dönemi kuşatıyor mu? Böyle bir isimlendirmede bulunabilir miyiz hocam? Tam bu dönem derken bugünü mü? Hayır hayır. Hazreti Osman şehadeti dönemi şeklinde ifade eden dönem. Bir fitne dönemidir diyebilir miyiz kavram analizinden sonra? Evet ya tabii şimdi yani o döneme bir fitne dönemidir demek doğru olmaz yani kanaatimce. Çünkü fitne aslında her dönemde var. Yani her dönemde bir takım fitne Hazreti Peygamber'in Medine döneminde de var değil mi? İşte münafıklar var en basitinden. Durmadan fitne ateşini yakmaya çalışan. Mesela ne yapıyorlar? İşte münafıklar o dönemde mesela Mescid-i Dırar'ı kuruyorlar. Yani Dırar Mescidi'ni kuruyorlar ki Dırar Mescidi adı da üstünde zaten takva temelleri üzerine kurulu olan işte Peygamber Mescidi'nin karşısında fitne temelleri üzerine kurulu olan bir mescit. Ve bütün amaç işte mesela bu mescit aracılığıyla bütün hedef bir şekilde işte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin liderliğindeki Müslümanların arasındaki o birliği, beraberliği ortadan kaldırmak. Yani bir ne diyelim Müslümanlar arasında tefrika ateşi yakmak. Amaç bu. Bundan dolayı zaten o mescit malum yıktırılıyor. Sadece tabii bu tek örnek değil. O dönemde bir sürü yine fitne odakları var. İşte öyle ki mesela Medine'de en azından o ilk dönemlerde Müslümanlarla bir arada yaşayan ve bir toplum oluşturan işte gayrimüslim olan bazı gruplar mesela Yahudi kabileleri gibi falan yani Kureyzoğulları, Nadiroğulları, Kaynukoğulları gibi kabileler ve onların içerisindeki bazı ileri gelenler yine ciddi anlamda mesela birer fitne unsuru olarak, vesilesi olarak görev yapıyorlar. Biz bunları yani biliyoruz. Ya Peygamberimizin döneminde de yani var bu. Şimdi dolayısıyla bu açıdan baktığımız aslında her dönemde bir fitne unsuru var. Bil fiil Hazreti Osman dönemine fitne dönemiydi demek haksızlık olur. Mümkün değil böyle bir şey ama Hazreti Osman'ın katliyle birlikte birçok hani fitne kıvılcımının ya da fitne ateşinin ortaya çıkmasında ve bu ateşin tabiri caizse bütün İslam coğrafyasını daha sonra yüzyıllar boyu karmaşanın, çatışmanın içerisine mahkum etmesinde o olayın çok önemli rolü yani var. Hani böyle bir şey rolü var o hadisenin. Nitekim gerçekten de yani bir tarihçi gözüyle de baktığımız zaman işte Hazreti Osman işte katlediliyor. Hazreti Ali halife oluyor. Hazreti Ali'den ilk istedikleri şey ne? Osman'ın katillerini bul. Yani Hazreti Osman'ın katillerini bul değil mi? İlk istek bu. Şimdi devlet öyle kırılgan bir zeminde, yani dengeler o kadar kırılgan bir zeminde ki o dönemde. Tabii Hazreti Ali bir taraftan o kırılgan zemini güçlendirmeye çalışırken bir taraftan tabii Hazreti Osman'ın katilleriyle uğraşmak durumunda yani kalıyor. Ama bu ondan bu talebi bulunan, yani ondan bu talepte bulunan insanları bir türlü tatmin etmiyor. Çünkü işin arkasında başka bir takım şeyler var. Başka bir takım siyasal angajmanlar var. Hedefler var, amaçlar var. Ve neticede Hazreti Ali düşmanlığına dönüşüyor. Öyle ki bu düşmanlık gerçekten öyle fitne ateşini kıvılcımlandırıyor ki ashab birbirine düşüyor değil mi? Dikkat ederseniz işte Cemel Savaşı'nda ve sonraki Sıffin Savaşı'nda özellikle Cemel çok çarpıcıdır. Yani ashab-ı kiramdan çok böyle güzide isimlerin karşı karşıya geldiğini görüyorsunuz. En basitinden bir tarafta işte Hazreti Ayşe validemiz, bir tarafta Hazreti Ali değil mi? Yani böyle bir gerçekten çok dramatik, hazin olaylar yani yaşanıyor. Şimdi bizim tarihçiler bazen haklı olarak hani şöyle diyorlar, ya işte o olayları karıştırmamak lazım. Yani karıştırmamak lazım. Fazla üzerine düşünmemek lazım. İşte evet birbirine düştüler ama her iki taraf da haklıydı. Her iki taraftan öldürülenler oldu, ölenler oldu. Bunların hepsi de haklıydı gibi böyle gerçekten anlaşılmaz, garip bir mantık ileri sürülüyor. Ben anlaşılmaz ve garip diyorum, şu anlamda diyorum. Çünkü ya ortada bir çatışma varsa, değil, bir çatışma varsa bir sorun var demektir. Hani Kur'an-ı Kerim'de demiyor mu? Müminlerden iki taraf birbirleriyle mücadele ederlerse aralarını bulmaya çalışın. Ama buna rağmen hala aralarını bulamıyorsanız
O zaman diyor haklının yanında yer alın, haksıza karşı çıkın falan. Şimdi bu gerçekten olması gereken şeydir. Tabii burada hani ben şu taraf haklıydı, bu taraf haksızdı, burada bunu tartışacak değilim, bunu deme pozisyonda da değilim ama en azından o olay bugünden baktığımız zaman aslında bize birçok ibret veriyor gerçekten. İşte Kur'an'ın fitne katilden daha beterdir ayetini daha bir anlıyoruz o zaman. O olayla birlikte daha bir idrak ediyoruz. Değil mi? Çok önemli gerçekten. Yani fitne dediğimiz şey nasıl insanları birbirine düşürüyor? Cinayetleri nasıl tetikliyor? Düşmanlıkları nasıl tetikliyor? Asırlar boyu, yüzyıllar boyu hatta bugüne kadar gelen değil mi tarihsel süreçte kitleler halinde insanların birbirlerine düşmesini nasıl sağlıyor ve buna bir zemin oluşturuyor? Bu daha iyi kavruyoruz. Evet hocam, fitne kavramını İslam erken dönemindeki bu sosyal ve siyasal tefrika noktasında konuşmaya devam edeceğiz ama bir ara vermemiz gerekiyor. Değerli izleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra sohbetimize devam edeceğiz.